Benim adım futbolun yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu hafta sizlere Burdur Gücü'nde forvet oynarken kaleye geçip bir daha da o kaleden ayrılamayan, Türk futbolunu dünya çapında tanıtan isimlerden biri olan milli takımımızın efsane ismi Rüştü Reçber'i anlatıyorum. ...1993 yılının Mayıs ayında Antalya Spor forması giyen Levent Tekne, Antalya Havaalanı yolu üzerinde bir trafik kazası yaşadı. Aracı kullanan takım arkadaşı Rüştü Reçber kazayı ağır yaralı olarak atlattı. Rüştü kazadan sonra 10 gün komada kalmış, suratı parçalanmış, göğsünde ve dizlerinde tedavisi imkansıza yakın yaralar açılmıştı ve kalçası çıkmıştı. Bu kazadan birkaç hafta önce resmi olmasa da Beşiktaş'la bir anlaşma sağlamış fakat Beşiktaş kazayı duyduktan sonra bu transferden vazgeçmişti. Hastane raporları da Rüştü'nün bir daha futbol oynamasının çok zor olduğunu söylüyordu. Bir mucizeye ihtiyaç vardı ama Rüştü mucizelere alışıktı. Rüştü spor yapmaya başladığında atletizmle uğraşıyordu ve hatta katıldığı birçok turnuvada madalya almayı da başarmıştı. Bu yüzden uzun süreler efor sarf etse de kolay kolay kesilmiyordu, kolay kolay depara kalkabiliyordu. Burdur Gücü'nün forveti, takımın kalecisi askere gittiğinden dolayı bir kaleci klasiği olarak bir daha ayrılmamak üzere kaleye geçirildi. Rüştü henüz 16 yaşındaydı ve takımın 3. kalecisi durumundaydı. Fakat Niğde'de katıldıkları bir turnuvada Rüştü kaleye geçirildi ve takım şampiyonluk yaşadı. Bu dönemde de Ümit Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. O dönem Ümit Milli Takımı çalıştıran Fatih Terim Rüştü'yü gözüne kestirmiş ve Galatasaray'a haber uçurmuştu. Mustafa Denizli yönetimindeki Galatasaray Rüştü'ye bir süre yedek beklemesini, tecrübe kazandıktan sonra takımın kalesine geçmesini teklif etmişti. Fakat Rüştü Burdur gibi küçük bir yerde yaşadığından dolayı bu teklifi biraz da aslında korktuğundan dolayı geri çevirdi. Aradan yıllar geçtikten sonra da Rüştü bu teklifi geri çevirmesinin sebebini "Ürkmüştüm" diye açıklıyordu. Galatasaray'ın teklifini geri çevirdikten sonra araya giren Antalya Spor yöneticileri Rüştü'yü ikna ettiler ve ona 3 yıllık bir sözleşme imzalattılar. Fakat yaptıkları büyük bir hata vardı. 2 sezon boyunca Rüştü'yü yedek kulübesinde beklettiler. 3. sezonunda Antalya Spor Süper Lig'e yükselmiş ve Rüştü de A takımlı maçlara çıkmaya başlamıştı. Bunun sonucunda tekliflerin gelmesi de uzun sürmedi. Kazadan sonra Fenerbahçe'den teklif alacak kadar iyi duruma gelmesi Rüştü için çok fazla zaman almadı. 1993-94 sezonu başlangıcında Fenerbahçe ile el sıkıştı. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra özellikle kaleci antrenörü İlye Datçu ve kaleci Engin İpekoğlu tarafından adeta bir cevher gibi işlenmeye başlandı. Oğuz Çetin, Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman gibi yıldızların olduğu kadro ile birlikte de İstanbul'a alışmaya başladı. Fenerbahçeli futbolcu olmanın ne demek olduğunu da o dönemin başkanı Ali Şen ona anlatıyordu. En güzel yerde yemek yemeli, en güzel arabaya binmeli ve en güzel kadınla evlenmelisin diyordu. Ali Şen 1995-96 sezonunda kaptanlık pazubandını da Rüştü'ye verdi. Rüştü artık Fenerbahçe için çok fazla şey anlam ifade ediyordu. Yaklaşık 2 yıl yedek beklediği Fenerbahçe'nin as kadrosuna 1994-95 sezonunda Kayserispor'la oynanan bir lig maçında kaleci Engin İpekoğlu'nun ayağı kırılınca dahil olmuştu. Aynı sezon Ali Sami Yen'de İsviçre ile oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçında ilk kez A milli takım formasını giydi. 2-1 kaybedilen maçın ardından bütün eleştiriler tecrübesizliğiyle ön plana çıkan Rüştü'nün üzerine toplandı fakat Fatih Terim ondan vazgeçmedi. O dönemin gazetecilerinden İslam Çupi, Rüştü için "Benim için kaleci Cihat Arman'dır, varisi ise Rüştü Reçber. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu garanti değil ama tek garanti Rüştü. Ligdeki 17 takımla mücadele edebilecek güçte" diyordu. Forma giydiği Avrupa maçlarından sonra yabancı basında da ismi sık sık geçmeye başlamıştı. Hareket halindeki her şeyi yakalayan bir mıknatıs gibi benzetmeler yapılıyordu. 1999 yılına kadar Rüştü için her şey yolunda gidiyordu. Ligin son haftalarına yaklaşılırken Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ta oynayacağı maçtan alacağı puanlar hayati önem taşıyordu.
Taraftarlar kadronun bir numarasına gözü kapalı güvenirken elini kestiği haberi geldi. Tedavisi maça kadar bitmeyince kaleye Murat Şahin geçti. Fenerbahçe maçı 10 kişiyle 2-1 mağlup olarak bitirmişti. Uçe'nin ayağının kırıldığı maçın faturası olmadık zamanda elini falçata ile kesmek suretiyle sakatlayan Rüştü'ye çıktı. Tabii üzerine bir sürü spekülasyon üretilirken en popüleri eşiyle kavga ederken cama yumruk atmış diye başlandı. Rüştü'nün Fenerbahçe kariyerinde yaşadığı ve onda derin yaralar açan asıl olay Türkiye Kupası'nda Pendik Spor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından yaşanıyordu. Dereazı tesislerine gelen bir grup taraftar Rüştü'yü arabasının içinde darp ettiler. Rüştü bu olaya tepkisini kaptanlığı bırakarak gösterdi. Fakat saldırganlar Rüştü'nün Fenerbahçe'ye olan bağlılığını zedeleyememişti. Rüştü'nün hayatı için mihenk taşlarını belirlemek gerekirse onlardan biri hiç şüphesiz 2002 Dünya Kupası'ydı. Kalede Rüştü diye anlatılmaya başlanan Fenerbahçe ve milli takım maçları hafızalara kazınmış, A milli takım formasını 120 kez giyerek bir rekora imza atmıştı. 1954 yılından bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılıyorduk fakat turnuva öncesinde Rüştü'nün bir sakatlığı vardı. 52 gün süren kampta Rüştü sadece 15 gün takımla çalışabildi. Turnuvadaki ilk maçımızı da dünyanın en iyi takımı Brezilya'ya karşı oynuyorduk. Ronaldo, Rivaldo ve Ronaldinho vuruyor, Rüştü her topu kurtarıyordu. Rüştü turnuvanın en iyi kalecisi olduğunu daha ilk maçtan ortaya koyuyordu. Daha sonra Arda Turan'la popüler olan pubis sakatlığı yaşam kalitesini hiç olmadığı kadar düşürmüş, üzerine bir de kum döküyor olması acılarını dayanılmaz hale getirmişti. Neyse ki yanında Şenol Güneş vardı. Onu en iyi tanıyan hocalardan biriydi. Güney Kore maçında sakatlanıp oyundan çıkmak istese de izin vermemişti. Rüştü de isyan etmemişti bu duruma. Dişini sıktığına değdi. Yarı finalde Ronaldo'nun çektiği o garip şutu durdurabilse belki de finale çıkan takım biz olacaktık, belki de şampiyon olacaktık. Yine de bu sonuç UEFA'nın resmi sitesinde yapılan ankette Oliver Kahn'ı fark atarak turnuvanın en iyi kalecisi seçilmesini engel olamadı. Herkesin gözü Rüştü Reçber'in üzerindeydi. 2003 yılında beklediği teklif yeniden geldi. Bunu beklerken boş durmamış, Manchester United ve Arsenal'le ön protokol imzalamıştı. Koyu bir Barcelona taraftarı olarak tabii ki Juan Laporta'nın vaatlerini dinledi. Laporta ona boş olan teknik direktörlük koltuğu için Gus Hiddink ya da Ronald Koeman'ı getireceğini söylemiş, hatta bu iki isimden de Rüştü için onay almıştı. Fakat sportif direktör Johan Cruyff takımın başına Hollandalı Rijkaard'ı getirdi. Rüştü, Rijkaard'ın kendisini takımında istemediğini öğrendiğinde artık her şey için çok geçti. Gösterişli bir imza töreniyle takıma katılmış, tribünler onu alkışlamak için bir şeyler yapmasını beklerken heyecandan elini kolunu nereye koyacağına bir türlü karar verememişti. Futbolcu olsan iki top sektirirsin, kaleci olunca insan ne yapacağını bilemiyor diyordu. Rüştü için Barcelona'daki sorun elbette bu değildi. Amerika'da katıldıkları turnuvada iyi maçlar çıkarsa da Victor Valdez kaleyi rakibine bırakmamaya yemin etmişti ve sen bizim buraların havalarını bilmezsin tarzındaki cümleleriyle her fırsatta onu yıldırmaya çalışıyordu. İnatçı Rüştü bunlara pek kulak asmasa da Rijkaard'ın yabancı sınırlaması var tabii bir de dil problemin diyerek kendisini oynatmayacağını söylemesi kolay yutulur cinsten değildi. Başlarda yedek kalmama üzülmüyorum, sözleşmem bitene kadar buradayım deyip İspanyolca dersleri aldı. Ortamını İspanya'ya geldiğim için asla pişman değilim. Keşke Avrupa'ya daha erken çıksaydım. Burada sistem var. Nerede, ne zaman, ne yapacağınızı biliyorsunuz. İnsana saygı var, özgürlük var. Takım iyi gidiyor. Bozmak istememelerini anlıyorum. Başta Luis Enrique, Charles Puyol ve Ronaldinho olmak üzere takım arkadaşlarımla aram süper diye anlatıyordu. Ancak imzaladığı anlaşmada maç başına alacağı gelir yüksek, aylık geliri düşük tutulmuştu. Yani maddi manevi zarardaydı ve zaman geçtikçe direnci de düşüyordu. Kendisine yüksek bir bonservis bedeli ödenmediği için de taraftar oynaması için baskı yapmıyor, milliyetçi davrananlar Valdez'i destekliyor ve Rijkaard Cruyff'un kredisini kullanıyordu. Bardağı taşıran Rijkaard'ın UEFA Kupası maçında da Valdez'i tercih etmesi oldu. Sezon sonunda Laporta, Rijkaard'ın isteğiyle Rüştü'yü satış listesine koyduklarını söyledi. Rüştü, yeni bir fırsat verilirse çok mutlu olurum dese de kâr etmedi. Bundan sonra hedefi yine Avrupa, olmazsa Fenerbahçe'ydi
ama alternatif olarak Galatasaray ya da Beşiktaş'tan gelecek teklifleri de değerlendirecekti. Buna kalmayacağından aslında pek de şüphe etmiyordu. Ne de olsa Fenerbahçe'den plaketle gönderilmişti. Ne zaman istersen kapımız açık denilmişti fakat Fenerbahçe'den teklif gelmedi. Bu süreçte hiçbir kulüp Barcelona'nın Rüştü için istediği bonservis bedeline yaklaşamıyor ve Laporta Rüştü'yü işi ağırdan almakla eleştiriyordu. Bu dönemde araya giren Christoph Daum ve Fenerbahçe Rüştü'yü bir yıllığına kiraladılar. Milli takımda oynamak için ayrıldım, sezon sonunda geri döneceğim diyordu Rüştü. Aradan bir yıl geçmiş, transfer sezonu tekrar açılmıştı. Tüm eleştirilere rağmen Daum, Rüştü'den memnundu ve takımda kalmasını istiyordu fakat Rüştü bu belirsizlikten çok sıkılmıştı. Bonservisin alınması durumunda futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini söylüyordu. Barcelona tarafında ise işler o kadar da kolay değildi. Önce yeni sportif direktör Şigi Begiristan, gördüğümüz en karizmatik ve profesyonel kaleci dedi Rüştü için. AB statüsünde oynamaya hak kazandığı için kıymete binmişti bir anda ama Barcelona'da oynaması için değildi. Yüksek bir bonservis bedeliyle Avrupa'da bir kulübe satılması için. Rüştü'nün tepkisi netti. Ya Fenerbahçe ya Barcelona. Bundan sonra hiçbir kulüpte yedek kalmayacağım. Fenerbahçe sonunda Barcelona'dan Rüştü'nün bonservisini almayı başardı. O da burada doğdum dediği takımının 100. yılında başarılı olmak için gelen tüm transfer tekliflerini geri çevirdi. Hatta Katar'dan gelen astronomik teklifler de dahil. Israrla futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istiyordu ama Aziz Yıldırım bu fikre hiçbir zaman sıcak bakmadı. Ve Vedran Rüyen'in takımdan ayrılmasının ardından bir gece operasyonuyla birlikte Beşiktaş Rüştü Reçber'e imza attırdı. Rüştü kendini şu sözlerle savunuyordu. 13 yılımı verdiğim kulübümden ayrılmak hiç kolay değil. Kalecilik karar alma işidir. Oyun içinde saniyeden daha kısa sürelerde kararlar alır ve uygularız. Hayatın içinde kararlar almaksa çok zaman alıyor. Bu noktaya nasıl gelindiği tartışılacaktır, öyle de olmalı. Fenerbahçe'de bana bakış değişmişti. Bu yüzden geldim diyordu. Bu noktada Feyyaz Uçar'ın bir sözü akla geliyordu. Git demezler ama öyle şartlar sunarlar ki istenmediğini anlarsın. Giden, ihanet eden sen olursun. Rüştü'nün başına gelen olay da aslında tam da buydu. Uzun bir değerlendirmenin sonunda aldığı bu karardan hiçbir zaman pişman olmadı ama Beşiktaş taraftarının bir kısmına göre kabul edilemez bir isim, kimisine göre pahalı bir emekliydi. Kimi Beşiktaşlılar da takım için olumlu olacağı yönünde birleşiyordu. Ama Beşiktaş taraftarının Rüştü'yü sahada çok da bağrına basmamış olduğu çok net görülüyordu. Bir anlamda Rüştü'ye karşı nötr bir duruş sergilendi. Gönüller kolay sindiremiyordu bu durumu. Mantık yer yer baskın gelse de bilinen bir gerçek ki taraftarın tercih hakkı olsa Rüştü Beşiktaş'ta olmazdı. Degaj, geri pas ve topu oyuna sokma konularında Fenerbahçe taraftarını zaman zaman kızdırsa da o Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi ve Fenerbahçe kulübünün efsanelerinden biriydi. Başarılıydı ve gerektiğinde sorumluluk almaktan da korkmuyordu. Hatta Pele tarafından yaşayan en iyi 125 futbolcu arasında gösterilmiş bir isimdi. Yani en yakın rakiplerinizden birine gitmesi en son isteyeceğiniz şeylerden biriydi. Bu yüzden Fenerbahçeli taraftarlar cephesinde durum daha farklıydı. Bir taraftar sitesinde şu sert açıklama yayınlanıyordu. Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Antalya Spor kalecisiyken Beşiktaş'a gidecektin. Beşiktaş ilgileniyordu seninle. O sırada bir kaza geçirdin. Hastanede komada yattın. Beşiktaş senin kaza geçirdiğin haberini alınca transferden vazgeçti. Seni tanımadı bile. İşte o an Türkiye'nin en büyük kulübü girdi devreye. Seni hastanede, komada, kolun bacağın kırıkken transfer etti. Yalan mı Rüştü, yalan mı? Her defasında Fenerbahçe'den ayrılırsam Anadolu kulüplerine giderim. Üç büyüklere gitmem diyordun. Bunu mu yapacaktın Fenerbahçe taraftarına, camiasına? Sen Fenerbahçe ile o kadar özdeşleşmiştin ki taraftarlar çocuklarına senin adını verdi. Sen sakatlandığında Fenerbahçeli analar senin için dua etti. Karşılığı bu olmamalıydı. Sen Fenerbahçe taraftarı için bir hiçsin. Sebebi ne olursa olsun senin gibi kaptana yakışmadı. Başarılar diliyoruz sana Rüştü Reçber. Rüştü ise para için Beşiktaş'a gittiğini söyleyenlere cevap vererek eğer Beşiktaş'ta başarılı olamazsam o sözleşmeyi yırtar atarım. Ben para için Beşiktaş'ı tercih etmedim diyordu. Daha önce Fenerbahçe ile 4 kez yaşadığı lig şampiyonluğu sevincini bir kez de Beşiktaş'ta yaşadı.
Kariyerinde hiç bulunmayan Türkiye Kupası'nı ise Beşiktaş'la iki kez kazandı. Futbol kariyerinin sonuna gelmiş bir isim olarak Barcelona için aklında hep bir soru işareti vardı. Fenerbahçe'nin Camp Nou'da 1-0 kaybettiği Şampiyonlar Ligi maçında "Bir gün bu kaleyi Barcelona için koruyacağım" demiştim. Bu hayalin peşine takılmayıp Alex Ferguson'ın teklifini kabul etmiş olsaydım sanki daha iyi olurdu, diyordu. 1995 yılında Engin İpekoğlu'nun ayağı 2 ay sonra kırılmış olsa belki de her şey bambaşka olacaktı. Kimse 22 yaşındaki tecrübesiz bir kaleciye güvenmeyecek, belki de yeni bir kaleci transfer edilecekti. Çok sevdiği Engin abisi onun için "Yaşımın yettiği kadarıyla izlediklerim arasında en iyisi" diyemeyecekti. İyi bir köylü ailesinin ve bir pehlivanın oğluydu. 11 yaşında biçer döver kullanacak kadar sorumluluk sahibi olarak yetişti. Bir pehlivanın oğlu olmasının hakkını başını sürekli dik tutarak verdi. 16 yaşında kaleyle tanıştı ve gerçek bir kaleci antrenörüyle çalışması uzun yıllarını aldı. Rüştü, "Yapabileceklerinin en iyisini yaptı ve hedeflerime ulaştım" diyerek futbol kariyerine nokta koydu. Bu hafta sizlere Türk futbolunun efsane kalecilerinden ve belki de hatta en iyisinden, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşamış bir isimden Rüştü Reçber'den bahsettim. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.